Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Delta PLC'lerde kontak tipi karşılaştırma komutlarından bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi verilerimiz, datalarımız, değerlerimiz 16 bit veya 32 bit uzunluğunda olmaktaydı. Buna göre de kullanmış olduğumuz komut değişmekteydi arkadaşlar. Şimdi 16 bit kontak tipi karşılaştırma komutundan bahsedelim. LD ile ifade edilmektedir. Arkadaşlar bu kontak tipi karşılaştırma komutu şudur. İki değerin birbirine göre büyüklük, küçüklük, eşitlik, büyük eşit, küçük eşit ya da eşit değil durumunu belirlemek için kullanılır. Burada da gördüğünüz gibi LD ifadesinden sonra bir koşul koyarız. Eğer eşitse S1, S2 eşit olduğunda bu kontağın çıkışı 10 olur arkadaşlar. Eğer LD'den sonra büyük simgesi gelirse S1, S2'den büyük ise kontağın çıkışı 10 olur. Küçük ifadesi gelirse LD'den sonra S1, S2'den küçük ise 10 kontak çıkışı olur. Büyük eşittir ise S1, S2'den büyük eşit ise 10 kontak çıkışı verir. LD'den sonra küçük eşittir simgesi geliyorsa S1, S2'den küçük eşit ise 10 kontak çıkışı verir arkadaşlar. LD'den sonra büyük ve küçük simgesi birlikte kullanılırsa bu şekilde. Bu durumda ise S1, S2 eşit değil ise 10 kontak çıkışı verir arkadaşlar. Şimdi bunu uygulama yapınca daha iyi oturacak. Şimdi arkadaşlar CommManager yazılımımızı açıyoruz. Şu an benim DVP simülatörüm çalışıyor. Arkadaşlar ISP Soft yazılımını açıyoruz. Yeni diyelim. Sağ tıkladık. Şimdi arkadaşlar bütün kontak çeşitlerinin kullanımından bahsedeceğim burada. M0 butonumuza bas. Burada bir tane normalde açık kontak seçelim. Bu M0 relemiz olsun. Arkadaşlar çift tıklayın. LD eşittir. Simgesine tıklayalım ve 3 noktaya basalım. Bu durumda biz iki tane veri alanını birbiriyle kıyaslayalım arkadaşlar. D0 ile D5 veri alanını birbiriyle kıyaslayacağız. Ve bu Y0 çıkışını aktif edecek. D0 D5'e eşit ise Y0 çıkışımız aktif olsun. Bir network daha ekleyelim. Yine M0 rölemiz olsun. Çift tıklayalım. LD küçük simgesine basalım. D0 D5'ten küçük ise bu sefer Y1 çıkışımız aktif olsun. Paste diyelim. Paste. Evet, şu an kaldıralım arkadaşlar. Bir network daha ekleyelim. Yine M0 rölemiz aktif olduğunda bu sef LD küçük eşit simgesini yapalım.
Bu da Y2 çıkışını aktif etsin. Bir network daha ekleyelim. Yine M0 rolemiz aktif olduğunda ne diyoruz? Büyük diyelim. D0 datası D5 datasından büyük ise bu durumda da Y3 çıkışımız aktif olsun. Bir network daha ekleyelim. M0 rölemiz aktif olduğunda LD büyük eşit simgesini koyalım. D0 D5'ten büyük ya da eşit durumunda ise Y4 çıkışımız aktif olsun. Bir network daha ekleyelim. Bu da D0 D5 datasına eşit olmadığında aktif olsun. Bu da Y5 rölemizi aktif etti. Y5 çıkışımızı aktif etsin. Evet. Şunu M0 yapacaktık. Buradan da olmuş. Evet arkadaşlar, şu an PLC programımızı yazdık. Şimdi HMI panel programımızı yazalım. Yeni diyoruz. HMI panelimizin modelini seçiyoruz. HMI panelimiz Delta marka PLC'nin DVP serisi PLC'lerle haberleşecek. Haberleşme hattına da bir isim vermişiz. Link 2, bunu değiştirebiliriz. Biz DVP simülatör tanımlamıştık. Combinator'da onu seçtik arkadaşlar. Evet, şu an arka plan rengimizi değiştirelim. Şimdi arkadaşlar bir M0 rölesi koyalım. M0. Bunun yazma adresi M0. Çift tıklayın buna. Bu röle off pozisyondayken arka plan rengi kırmızı olsun. Ve off yazsın. Bir pozisyondayken on ifadesi olsun. Arka plan rengi de arkadaşlar yeşil olsun. Evet, şu an M0 rölemizi tanımladık. Buraya bir label tanımlayalım. M0. Evet arkadaşlar. Böyle çektik. Şimdi D0 ve D5 datasına gireceğimiz değer için bir nümerik giriş seçelim. Bu arkadaşlar D0 datasına yazacak. Bir tane daha kopyalayalım. Paste. Bu da D5 datasına veri yazacak arkadaşlar. Bunların da label'larını koyalım.
Evet, D0 ve D5'e girdiğimiz değerleri gösterelim. İsmi de seçiyoruz. Okuma adresimiz D0. Yapıştırdık. Bunun için de okuma adresimiz arkadaşlar D5. Evet. Şimdi PLC programımıza gelelim. Ne demiştik biz? D0 D5'e eşit ise Y0 çıkışı aktif olacaktı. Buraya bir label koyalım. Alt kısmı. Ve bu label'ımızı biraz büyütelim. Yazalım arkadaşlar. D0 eşittir D5. Bu durumda Y0 çıkışımız aktif oluyordu. Bunun okuma adresi arkadaşlar Y0. Şeklini yuvarlak yapalım. Çift tıklayalım arkadaşlar. 0 iken arka plan rengi kırmızı olsun. 1 iken sarı olsun arkadaşlar. Y0 yazsın. 1 iken de Y0 ifadesi yazsın. Evet, şu an Y0'ı tanımladım. İkinciye gelelim. D0 küçüktür D5 iken kopyalıyorum. Evet, etikete yazıyorum. D0 küçük D5 iken okuma adresimiz bu sefer ne oluyor? Y1 oluyor. Bak, çift tıklayın çünkü tekstleri değiştirmemiz lazım. Y1 Y1. Evet. Şimdi D0 küçük ya da eşit durumundayken Y2 demişiz. Küçük eşit durumunda Y2 çıkışımız aktif oluyor. Evet, çift tıklayalım arkadaşlar. Tekstleri değiştirmemiz lazım çünkü. Evet. Küçük eşit dedik. Şimdi büyük durumunda. Bu durumda arkadaşlar Y3 çıkışımız aktif oluyordu. Buna çift tıklayalım. Evet, burada Y3 ifadesi olacak. Bir durumunda da Y3 ifadesi olacak. Tamam. Evet, büyük eşit durumunda da Y4 çıkışımız aktif oluyordu. Şimdi ne kopya paste. Büyük eşit. Y4. Okuma adresimiz Y4. Buna çift tıklayalım arkadaşlar. 10 pozisyonda da Y4 ifadesini yazması lazım çünkü. Evet, bu da D0 D5'e eşit değil iken arkadaşlar.
Bunda da Y5 çıkışımız aktif oluyordu. Okuma adresimiz Y5. Çift tıklayalım. Lambanın içindeki ifadeyi de değiştirelim. Y5. Bir pozisyondayken de Y5 olacak. Evet. Okuma adreslerini kontrol edelim. Y4, Y5. Evet arkadaşlar. HMI simülatör programımızı da yazdık. Programını yazdık. Arkadaşlar PLC programımızı bir değerleyelim. PLC'mize yazılımımızı yükleyelim arkadaşlar. Online modu aldık. Şu an simülatörümüz çalışmıyor. Onu çalıştıralım. Evet, şu an simülatörümüzü çalıştırdık. HMI panelimizi yazmış olduğumuz programımızı da offline simülatöre alalım. Evet. Arkadaşlar şimdi D0'a 10 değeri giriyorum. D5'e de 10 değeri giriyorum. Ve M0 rölemi aktif ediyorum. Bakın. D0'daki değerim D5'e eşit olduğundan Y0 çıkışım aktif oldu. D0'daki değerim D5'ten küçük ya da eşit şartını sağladığına Y2 çıkışım aktif oldu. D0 değerim D5'ten büyük ya da eşit olduğundan ötürü arkadaşlar D5 Y4 çıkış değerim aktif oldu. Yani iki değer birbirini eşit iken, küçük eşit iken ve büyük eşit iken ne yaptı? Şartımızı sağladı. Şimdi D0 değerimizi 5 değerine girelim. Bakın bu durumda D0 değerimiz D5'ten küçük olduğundan dolayı Y1 çıkışımız aktif oldu. D0 değerimiz Y5'ten küçük ya da eşit olduğundan dolayı Y2 çıkışımız aktif oldu. D0 değerimiz D5'e eşit olmadığından dolayı Y5 çıkışımız aktif oldu. Şimdi arkadaşlar 15 değerine girelim. D0 datamızın değeri D5'ten büyük olduğundan dolayı Y3 çıkışımız aktif oldu. Büyük eşittir koşulunu sağladığından dolayı Y4 çıkışımız aktif oldu. Eşit olmadığından ötürü de arkadaşlar Y5 çıkışımız aktif oldu. Evet. Kontak tipi karşılaştırma komutu bu şekilde kullanılmaktadır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim burada anlatmış olduğumuz LD komutu 16 bit data uzunluğundaki verileri ve sayısal ifadeleri karşılaştırmada kullanılan kontak tipi karşılaştırma komutu idi. Eğer biz 32 bit uzunluğunda bir veriyi ya da sayısal değeri karşılaştıracaksak kontak tipi, bu durumda LD komutunun başına D harfi geliyor. DLD komutu olarak kullanılıyor arkadaşlar. Kullanımı LD komutuyla birebir aynı. Eğer karşılaştıracağımız değer floating bir değer ise, yani kesirli bir sayı ise, bunlar da 32 bit data olarak değerlendirilir arkadaşlar. Bunlarda ise LD komutunun başına F ifadesi geliyor. FLD komutu olarak kullanılıyor. LD komutu kullanımıyla birebir kullanımı aynıdır. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim.